Günaydın değerli izleyenler. Piyasa masasına başlıyoruz. Ben Zeynep Erataman. Bloomberg ET Para ve Sermaye Piyasaları Müdürü Ebru Usta ile beraber her sabah olduğu üzere karşınızdayız. Piyasanın seçimi nasıl okuyacağına ilişkin değerlendirmelerde bulunmaya çalışacağız. Yurt dışından gelen tepkiler, an itibariyle rakamlar nasıl hareket ediyor hepsini sizlere aktarmaya çalışacağız. Öncesinde ALB yatırıma dönelim. Satış ve Pazarlama Direktörü Meryem Gürsoy bizimle beraber. Meryem günaydın, iyi haftalar. Seçim sonrasında nasıl bir fiyatlama olur diye sormak istiyorum. Sabah Ata Yatırım'dan Cemal Demirtaş'ın bir değerlendirmesini gördüm. Olumlu bir açılış beklentisi var ama sonrası ateşten gömlek demiş borsa için. An itibariyle kurda da 20 sularında işlemlerin devam ettiğini görüyoruz. CDS cephesi için de bir kez daha hatırlatalım. Bugün Amerika'da ve İngiltere'de piyasalar kapalı olacak. Günaydın Zeynep. İyi haftalar dilerim öncelikle. Şimdi sen de söylediğin gibi artık bir seçim belirsizliğini geride bıraktık. Piyasalar tabii ki de belirsizliği sevmez ve biz de artık bunu sonlandırmış olduk. Şimdi burada açıkçası piyasaların da önümüzdeki günlerde bakacağı konu yeni ekonomik kadrosu ne olacak ve yeni ekonomik politikaları nasıl ilerleyecek? Aslında bunları takip ediyor olacağız. Şimdi piyasa tarafına baktığımız zaman cuma günü piyasaları işlem hacminin de bir miktar artmasıyla pozitif tarafta kapatmıştık. Dolayısıyla açıkçası biz de kurum olarak bugün açılışı bu noktada pozitif beklediğimizi ifade edebilirim. Ama bundan sonrasındaki süreç için dediğim gibi aslında her ne kadar seçim tarafındaki belirsizliği bitirmiş olsak da şu an önümüzde yine bir takım belirsizlikler var ekonomik kadrosu ve ekonomi politikası ile ilgili. Dolayısıyla da bu belirsizlikleri göz önünde bulundurursak yine yönü çok tayin edebileceğimiz ya da bir trendten bahsedebilmemizin zor olduğu bir süreç içerisinde olduğumuzu ifade edebilirim. Ama genel olarak baktığımız zaman küresel tarafta hisse senetleri tarafında pozitif bir seyir hakim. Çünkü borç tavanının askıya alınmasından sonra ABD vadeleri tarafında pozitif bir hisse senetleri tarafında yükseliş var. Keza Asya tarafı da öyle. Dolayısıyla küresel taraftaki bu pozitif havanın içeride bize de sirayet etmesini bu noktada bekleyebiliriz. Ki baktığımız zaman ABD tarafındaki CDS'lerde de bir düşüş kaydedildiğini görüyoruz. İçeride bize baktığımızda bizde CDS tarafında herhangi bir negatif yönde bir hareketlenme olmadığını da görüyoruz. Dolayısıyla aslında toparlayacak olursak bu noktada evet kurum olarak bizde açılışta bir pozitif açılış beklediğimizi söyleyebilirim ama sonrası için tahminde bulunmak ya da önümüzdeki günler için tahminde bulunmak yine belirsizliğin hala bir miktar devam ettiğini göz önünde bulundurursak zor olduğunu söyleyebiliriz. Ekonomik takvim açısından içeride Türkiye tarafından büyüme verisini kaydediyor olacağız. Küresel tarafta da Euro bölgesi, TÜFE ve Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanaklarını izleyeceğiz ama sanırım bu haftadaki en önemli ekonomik takvimdeki veri ABD tarafındaki tarım dışı istihdam ve işsizlik verisi olacak diye düşünüyorum Zeynep. ALB Yatırım Satış ve Pazarlama Direktörü Meryem Gürsoy çok teşekkür ederiz bu toplantıda.